Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahibi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Geceniz mübarek olsun. Cenab-ı Hak iki cihanı da aziz eylesin. Bizi, hepimizi, bizi sevenleri, bizim sevdiklerimizi, hizmet-i imaniye, Kur'an'ı, İslam'a gönül verenleri. İslam'a gönül verenleri, dua edenleri, zerre kadar hissesi olanları Cenab-ı Hak insi ve cinni şeytanların şerrinden, semavi arz-ı afatlardan, maddi ve manevi hastalıklardan, taunlardan, depremlerden, yangınlardan, tufanlardan hıfz-ı emin eylesin inşallah. Amin ya Rabbel alemin. Amin. Geceniz mübarek olsun. Hemen belirteyim, Risale-i Nur dersi değildir bugün. Bu dersin mazinin birikimi, mazinin bize giydirdikleri, maziyi kastettiğim ömrümüzün abilerin yanında geçti çok şükür. Onlardan aldığım notlar, noktayı nazarlar, perdenin arkasında gözükmeyen kahramanlar, çok az benim katkım var ama ben sözcüyüm, vitrindeyim. Böyle bilin bu konuşacağım mevzu. Mevzunun emniyetine binaen, mazinin birikimi, bize giydirdikleri, çok vatan, hizmet, din, Kur'an kahramanları var perde arkasında. Vatan, millet, bayrak, hizmet, dava, bunların şeyi var, kahramanları var. Onlara biz perde oluyoruz, yani ifade ediyoruz. Böyle bakın, bu dersin ifadesi bana düştü. Benim de katkım çok azdır. Yani belki de cümleleri kurmuşum, şey yapmışım. Küfran nimeti olmasın, çok az katkım var. Böyle bakılması lazım. Lütfen çok önemli dikkat edin. Mevzu şu. Mescid-i Aksa, Kudüs, İsrail, Baalbek, Asya Şurası, İttihad İslam, Mehdi, Ayasofya, Taksim Camii. Bu başlıklar korkutmasın, bir saat alır. Çok kısa kısa nakledeceğim. Kah Risale'den siz biliyorsunuz. Kah ehillerinin bana verdiği ayetler. O kadar hakimler ki Kur'an'a, bana ayetleri de verdiler. Verdikleri ayetlerin onda birisini yazdım. Onu da söyleyeyim. Hep söylediğim şeylerde ayetleri var, ben dedim şey yapmayayım. Başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü meseleye de bu cümle herhalde çözüm olur. İsabetli düşünebilmek için doğru malzemelerle doğru düşünmeli. Sonuçtan baş taraftaki sürece bakmalı. Sonucu bilmiyorsanız bilenlerden öğren der Kur'an. Mesela örnek, öyle örnek veriyorlar ki hayatın içinde olsun. Allah'ın rahmeti gadabını aşmıştır. Sonuç rahmettir. Gadab bloku olmuştur. Rahmet ilahi esastır. Bir daha. Rahmet ilahi esastır, sonuçtur. Sonuçtan sürece bakacağım şimdi. Rahmet ilahi esastır. Ve ma rabbuke bizelamin lil abid. Rabbin kullar üzerine zalim değildir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Muntakim diye başlamaması. Rahmet ilahi asıldır. O sonuca göre bakıyorum. Canım nasıl sıkı çıkacak? Rahmet ilahiye göre çıkacak. Kabire nasıl gireceğim? Rahmet ilahiye göre olacak. Nünker mekir bana nasıl gelecek? Rahmeti ilahiye göre olacak. Haşir meydanında nasıl hesap vereceğim?
Rahmet-i İlahi'ye göre olacak. Sırat Köprüsü'ne nasıl geçeceğim? Rahmet-i İlahi'ye göre olacak. Nereye göre yorumladım? Sonuç rahmet-i İlahi'ye, süreç baş. Düşüncelerimizi, itikadımızı sonuca göre, fiiliyatımızı mukaddemeye göre yapacağız. Yani düşünürken, mesela niye bunu yapmıyorsun? Haram. Bunu niye demiyorsun? Kulakkıdır ya. Yani klavyede bana parmakla yazı yazarım, gönderirim ama küfür ederim, hakaret ederim, bilmem, takdir ederim, tenkit ederim. Bu kulak ne olacak? Niçin? Ahireti düşünmeye göre bunu seni men eder. Sonuca göre süreç böyle başlar. Tersi yaparsanız, tersi, yani sonucu bilmeden süreci yorumlarsanız, siyaset nereye gidiyor, Türkiye nereye gidiyor, İsrail ne aldı, Mescid-i Aksa ne olacak? Yani her kafadan ses çıkar, hiçbir şeye varamazsınız, doğru varsanız bile vardığınızı bilemezsiniz. Her şeyde kullanın, ailede kullanın, örnek vereyim. Evde kavgalar var. Ben bu aileyi kurtarmak istiyorum, çoluk çocuğuma baba anne olmak istiyorum, baba veya anne olmak istiyorum. Aileyi kurtaracağım ben ya, ne olursa olsun. Sonuç bu mu? O zaman bütün o kusurlar gözükmez. Sonuca göre süreci yönet. Ha, bu düşünce, fiil ise sonuca göre değil, sürece göre yapmak. Ne yapman gerekiyor şimdi onu yap. Bu akşam ne yapmam lazım? Oturabilirim, çay da içebilirim, açmam canlı yayın. Başka şekilde yapabilirim. Demek ki ne yapman gerekiyorsa, bugün Mayıs, Haziran, tohum atman gerekiyor. Temmuz, Ağustos'da sürgün alacaksın. Yani malzeme alacaksın. Bugün atman gerekiyor. O zaman bugün tarlayı ekeceksin. Yani fiili ne iktiza ediyorsa adetullah'a uyacağız. Düşüncemiz rezak Allah'tır. Tamam mı abiler? Şimdi bu noktadan ustadın şeyini söyleyeyim. Şualar 507'de İsrail meselesi var. Şualar. Orada İsrail meselesinin sonuç şu. İsrail şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Ustad sonuca göre sistemi yorumluyor. Enbiya-i Beni İsrail'in mezaristanı olan Filistin. O eski, bak sonuç 124 bin peygamberin bir kısmı orada. Çoğusu orada yani. Yani İsrail, Filistin, Alem İslam hiç olmayacak bir yaklaşım. Ha İsrail nasıl şey? Diyor ki sonuca göre süreci söylüyor. Enbiya-i Beni İsrail'i mezaristanı olan Filistin. O eski peygamberlerin kendi milliyetlerinden bulunması cihetiyle bir cihette bir emniyetli hissi milli ve dini olmasından çabuk tokat yemiyorlar. Niye muvaffak oluyor şimdi? Şu sürecin sonuca göre. Yani hissi milli ve dini. Yani biz, peygamberlerin ekserisi bizden gelmiştir. Yani insan cibili bir peygamberlik taraftarlığı var. Seyitler gibi. Cibilli. Ve onların mezaristanı orada. Biz onu, o mezaristanı koruyacağız. Böyle olmuş. Bugünlere kadar. Yani hissi milli ve hissi dini olduğundan o mezarları koruyacağız. Yani babamın mezarı yerine de peygamberlerimizin mezarı dendiği için çabuk tokat yemiyorlar. Yoksa koca Arabistan'da az bir zümre hiç dayanamayacaktı. Çabuk meskenete. Ne demek meskenete? Miskinlik, fakirlik, yoksulluk, mekansızlığa girecekti. Yani memleketleri olmayacaktı hiç. İki defa memleket bununla vermiş oldu. İşte bu sonuçtan mana-i muhalifi ile nasıl yıkılacak? Mana-i muhalifi ile ben şimdi size şey yapıyorum. Ne vakit İsrail siyasi ve toprak veya başka sebeplerle mücadeleye girerse
O zaman zillete, ne demek zillet? Aşağılığa, horluk, hakirlik, alçaklık ve meskene tokatını yemeye müstahak olacaklar. Yani ne vakit hubbu hayat, üstad diyor, ne vakit hubbu hayat ve dünya perestlikte ifrat etmişlerse, her asırda olduğu gibi bu asırda da tokat yiyeceklerini, ki çok güvendikleri demir kubbenin çökmesi 59. surenin 2. ayetinde haber veriyor. Yani Kur'an'a hakim olanlar bilir. Ben bilmem yani bu 59'a 2 demir kubbeden bahsettiğini. Ha, demek ki ne vakit sonuç hissi dini ve milli, ben peygamberlerimin yaşadığı tarihi ve mekanlarını, mezaristanı koruyacağım, cibili bir tarafgirlik var, seyitler gibi, o zaman muvaffak oldu. Ama ne zaman bu sonuca göre değil, ne zaman siyasi, toprak, yani arzu mevut vesaire gibi sebepler girerse, o zaman zillete, hakirliğe, alçaklığa, meskene, meskensizliğe, yani meskenete tokadını yemeye müstahak olacaklar. Bunun alameti var mıdır? Niçin bugüne kadar çok rahat saldırabiliyorlardı, atıyorlardı, ediyorlardı? Çünkü bir hesap yok. Hesap soran birisi de yoktu. Bir devlet de yok. Öyle. Bir de güvendeler yani. Demir kubbe var. 59'a 2. ayette. Bunu böyle yaptıkları zaman, siyasi, toprak, menfaat olduğu zaman güvendiklerinin kalkacağını, 59'a 2, bu da demir kubbenin onların koruyamayacağından, bunlarda ne olur? Allah onlara 59:2 korkuyu giydirdik diyor. Korku giydirilecek. Kaleleri çökünce kalplerine müthiş korku giydirdik diyor Cenab-ı Hak. Giydirdi. Korku. Kaleleri olan kaleleri çökecek. Kaleleri demir kubbeydi. Demir kubbe demek, bilmeyen arkadaşlara, İsrail'i koruyan bütün dünyadaki onlar gibi düşünen globalistler, masonlar ve onlara çalışan, teknolojiyle yapılan bir teknolojiydi. Ama savunma sistemi, böyle bir teknolojiyle savunma çöktüğünü Cenab-ı Hak, efendim doktorum. Evet. Ne diyor? Kaleleri çökünce kalplerine müthiş korku giydirildi. Ebced'le bunlar hep çıkıyor. Bunlar ehilleri böyle benim elime verdi ama Ebced, Cifir böyle şeylerle çıkartıyorlar. Şimdi böyle bakmaya devam edelim. Ustadımız sonuca göre bak süreci gene. Lütfen bunu hem psikolojinize, mesela bugünkü benim hadiseme, her türlü hakaret, her türlü çirkeflik, her türlü şeyler, biz 90 yaşıyoruz. Sonuca göre baktığım için etkilenmiyoruz. Çünkü biz, onlar da bilsin, siz de bilin, biz artık aşılıyız kardeşim. Mikroplara karşı aşılıyız. Bizi aşıladılar. 10 küsür gün anne babamı göstermedi Rüştü abi. Böyle büyüktü bize. 10 küsür şey gün dedim. Sene. 10 küsür sene. Hiçbir görmedim. Bir kere 3 sene Çağlayan'a koydu beni. Zeka bile bilir. Hiç kimse yok. Pazartesine derse gelir. İşte 3-5 kişi. Ve bir sene, 3 sene. Lan Çağlayan'da tekim ya. 6 işhane vesaire. Şimdi sonuca göre bakarsan süreci yönetirsin. Yoksa süreç seni yönetir. Ustadımız gene bunu kanuniyeti kullanıyoruz. Ustadımız Ayasofya'ya çok emniyet ve önem vermesi sebebi hilafetin simgesi oluşundandır. Hilafetin kaldırılmasının simgeselliği olan Ayasofya'nın kapatılması, açılmasıyla da
manayı hilafeti deruhte etmeye, deruhte ettiğini, hamlettiğini ve kazanmış ve hak ettiği demektir. Ki ustadımın tabiriyle Zendeka komitelerinin tokat yemelerine mağlubiyetlerinin mukaddemesi olduğunu ve açanların açığa kim muvaffak olursa, bilmiyoruz kim olmuşsa, olacaksa ve olmuşlarsa ki olmuşlar, güçlerinden 10 kat daha güç alacaklarını söyledim, yazdım. Ustadımız Risale-i Nur'da masonlardan, nifak komitesinden sarahaten bahsederken, hepimiz biliyorsun Risale-i Nur'da masonlardan da bahseder, nifak komitesinden bahseder. Yani ustadımız Risale-i Nur'da, Risale'den söylüyorum, benim değil bunlar, Risale-i Nur'da masonlardan, yani nifak komitesi bunlar, sarahaten bunlardan bahsederken, bunların ustadları olan masonların, yani mason Zendeka komitesinin de ustadları olan herhangi bir memlekette görülmeyen her türlü fesat ve ihtilal fitnenin sebebi olduklarını, her memlekette tesir eden Karun komitesi olan globalistlerden haber verir. Hatta savcı diyor ki, öyle Said'in bahsettiği bir kimse yok diyor. Globalistlerin herhangi bir memleketi yoktur. Globalistlerin herhangi bir mal mülk davası yoktur. Uluhiyet davasıdır. Bu gizli olan Mason Zendeka komitesinin de ustadlarıdır bunlar. Bunlar herhangi bir memlekette görülmeyen, her türlü memlekette her türlü fesat ve ihtilale, fitneye karıştıran, ki 25. sözde, ayette söylüyor, sebep olduklarını, her memlekette tesir eden, bunlar kim? Zendeka komitesi değil bunlar, Karun komitesi olan globalistlerden haber verir ustad. Ayasofya ile alem İslam'ın halkının desteğini alıp 10 kat daha güçlü olacağını, Taksim Camisi ise Zendeka komitesinin, yani masonların askeri siyasi tokat vurulacağını, açılmasıyla caminin, çünkü bu yeni bir hadise değil, Taksim Camisi'nin açılmasıyla Mason Zendeka komitesinin askeri siyasi askeri ve hatta ekonomi tokat vurulacağını, güçlerinin başladığının mukaddemesi, güçleri yok'nın alametidir. Ayasofya hilafeti yok edildiğinin simgesi olduğu gibi, kapanmasıyla, açılmasıyla, hilafeti deruhte ediyorum, her türlü sıkıntıya göğüs geriyorum, alem İslam'ın derdi derdimdir diyenin açması ve muvaffakiyetinin adıdır. Onun için sana ne lazım Myanmar'da, Suriye'de, şurada? Alem İslam'ın derdi derdimdir denmiş. Demek ki deruhte ettin. Allah da sana nasip etti, bana etmedi. Yani 10 kat güçlü olacak diyor. Peki buna nasıl muvaffak olur? Gene usta söylüyor. Hep risaleden topladım. Kaç? Çok başım ağrıdı bu dersleri hazırlayan ve o almak. X yerlerden. Risale-i Nur'un neşri, ustad diyor, Risale-i Nur'un neşri, Kur'an'ımızın, tevafuklu Kur'an'ımızın basılması, Risale-i Nur devlet eliyle basılması, Ayasofya'nın açılmasına ustadımız çok büyük bir sadaka hükmüne geçeceğini ve seni yıkmaya çalışanlara galebe edeceğini rahmetli Menderes'e söylemiş. Fakat o globalistler Zendeka ceyranını, yani masonları başımıza musallat etmişler. Ama rahmetli Menderes'in gücü yetmedi. Ustad, tevafuklu Kur'an'ımızın basılması, Risale-i Nur'u devlet eliyle basılması, Ayasofya'nın açılmasına sadaka demiyor, çok büyük bir sadaka hükmüne geçeceğini ve seni yıkmaya çalışıyorlar, seni asacaklar diyor.
emirdan da söyle. Bunları yap, çok büyük sadakadır, def edecek, muvaffak olacaksın dedi. Fakat globalistler, memleketleri yok, bunu uluhiyet dava ettiklerini 25. sözde söylüyor. Mason Zendeka komitesini musallat ederek muvaffak olamamıştır.